Başlıyoruz. Ama maalesef gerek Türkiye'de gerek İslam aleminde her geçen ay bir önceki ayı aratır derecede zulümle, zanla, ekonomik, siyasi, sosyal boğuşmalarla neticeleniyor. Umut var olmak için elimizden her gün bir şeylerimiz alınıyor. Bundan 20 yıl öncesine göre baktığımız zaman bugün kazanım diye önümüze sunulan şeylerin aslında bizler için birer kayıp olduğu ayan beyan ortada. Bundan 20 yıl önce sadece Suriye meselemiz varken, bugün maalesef Filistin meselemiz varken, bugün Suriye meselemiz, Filistin meselemiz, Keşmir, Yemen, Türkistan, Uygur Türklerinin uğramış olduğu zulümler gibi meselelerimizde bunun çabası olarak devam ediyor. Muhterem kardeşlerim, Türkiye'de de siyasi olarak, ekonomik olarak, sosyal olarak her geçen gün ağırlaşan bir tablo ile karşı karşıyayız. Hemen ifade etmek gerekir ki Ağustos ayı içerisinde en çok gündemi işgal eden konu Amerika ile Suriye'de oluşturulacak güvenli bölge politikasıydı. Suriye politikamızın başından beri yanlış olduğunu siyasette az çok ilgilenen herkes bilir. Fakat bunun yanında 20 yıldan bu yana sürekli iktidarı kandırmış olan Amerika ile hala güvenli bölge politikasında beraber hareket etmemiz, güvenilmez Amerika ile işbirliği yapmamız bizi bir kez daha umarım hüsrana uğratmaz diye düşünüyoruz. Amerika dün Sayın Hulusi Akar'ın da ifade ettiği gibi hem Rakka'da hem Münbiç'te Türkiye'yi aldatmıştı. Suriye meselesinde aldatmıştı, Irak meselesinde aldatmıştı. Bugün de 30 kilometre diye başlayan süreç düşe 5 kilometrelere kadar düştü ve her istediklerini şu anda yapıyor durumdayız. Biz bu oyunu 1991 yılında Körfez krizi sırasında görmüştük. Körfez krizi sırasında rahmetli hemşehrimiz Turgut Özal'ın Kuzey Irak'ta oluşumuna izin verdiği güvenli bölge, tampon bölge, uçuşa yasak bölge adına her ne derseniz deyin, bugün karşımızda fitne tohumu ekilmiş bir bölge ve sorunlar yumağı haline geldi. 1991'de yerleşmesine izin verdiğimiz çekiç gücü 1996 yılında çıkarmak Milli Görüş iktidarına nasip oldu. Ondan önceki iktidarların maalesef buna gücü yetmedi. Bugün de Amerika ile güvenli bölge oluşumu bizce dikkat edilmesi gereken, Amerika'ya güvenilmemesi gereken bir konudur. Bu konuda Saadet Partisi'nin görüşlerini bu şekilde ifade etmekte fayda var. İkinci olarak ekonomi. Muhterem kardeşlerim 2018'de, 2019'da, öncesinde 2017'de, onun öncesinde 2015'te yaşadığımız iki seçim dolayısıyla siyasetin etkisinde kalan ekonomi uzun süreden beri yaprak kımıldamayan piyasalar şekline döndü. Dolayısıyla çekini senedini ödemekte zorlanan esnafımız artık dükkanlarını boşaltır hale geldi. Gelirken dikkatinizi çekmiştir. Kışla Caddesi'nde, Atatürk Caddesi'nde geçmişte boş yer bulmak mümkün değilken, hava parasıyla yer alabilmek bile mümkün değilken bugün kiralık ve satılık dükkan sayısı haddi hesabı geçmiş durumda. Sanayicilerin durumu hakeza aynı şekilde. Bir tarafta piyasadaki durgunluk, öbür tarafta çekini senedini ödeyebilmek için %22'lerle, %23'lerle boşanma, bankalara borçlanma ve bunun sonucunda da işçi çıkarma ve iflaslar ardı ardına gelmekte.